Şapkası tüllü beyefendi. Temmuz'un üçüydü. Boğucu ve sıcak hava dayanılmazdı. Vilcanov için çok yoğun bir gün olmuştu. Bütün sabahı oradan oraya koşturmakla geçirmişti. Bu akşam kasaba dışındaki villasında oturan bir avukata ani bir baskın yapması gerekiyordu. Saat altıda Nevski Prospekt'te polis köprüsü yakınlarındaki bir restorana gitti. Yemekler pek öyle mükemmel değildi ama Fransız mutfağıydı. Her zamanki köşesinde bir masaya oturdu ve o günün yemeğini ısmarladı. Her zaman bir rublelik yemek yer ve ekstradan şarap içerdi. Mali durumu belirsiz olduğundan bu şarap onun için bir fedakarlıktı. O kötü şeyleri nasıl yiyeceğini düşünürken, sanki üç gün aç kalmış gibi son kırıntısına kadar da silip süpürmüştü. Bazen iştahına bakınca, hastalıklı bir durum diye mırıldanırdı. Ama bu kez küçük masaya gayet keyifsiz bir halde oturmuş, şapkasını öfkeyle pırlatmış, dirseklerini dayayıp düşüncelere dalmıştı. Zaman zaman gayet kibar ve soğuk kanlı olabiliyordu. Ama o anda yanında yemek yiyen biri gürültü yapacak olsa ya da başında dikilen garson daha ilk kelimesini anlamayacak olsa esip gürleyecek, belki de rezalet çıkaracaktı. Önüne çorba kondu. Tam kaşığı alıp çorbaya daldırıyordu ki birden elinden alıverdi. Neredeyse kendisi de yerinden fırlayacaktı. Aniden aklına şaşırtıcı bir fikir gelmişti. Son birkaç gündür ona dadanıp işkence eden ve yakasından bir türlü düşmeyen o sıkıntının nedenini bulmuştu. Gün gibi ortadaydı. İşte o şapka diye mırıldandı. İlham almış gibi. Şu üzerinde iğrenç yaz tülü olan lanet şapkadan başka bir şey değil. Her şeyin nedeni o. Düşünmeye başladı. Düşündükçe de huysuzluğu artıyordu. Bu macera ona daha da inanılmaz geliyordu. Ama bu pek de macera sayılmaz diye karşı çıktı kendi kendine. Maceranın kırıntısı bile yok. Olay şuydu. Yaklaşık iki hafta kadar önce tam olarak hatırlamıyordu ama iki hafta önce olduğunu sanıyordu. Podyatçevski ve Miet Chansky caddelerinin kesiştiği köşede şapkasında yaz tülü olan bir beyefendiyle karşılaşmıştı. Adam herkes gibiydi, bir özelliği falan yoktu. Aceleyle geçip gitti. Ama nedense gözlerini dikip Vilçaninov'a bakınca onun da dikkatini çekmişti. Yüzü hiç yabancı değildi. Bir zamanlar bir yerlerde karşılaşmışlardı mutlaka. Hayatım boyunca binlerce yüz görmüşümdür. Hepsini hatırlayamam ya, Bıraktığı etkiye rağmen daha yirmi adım gitmeden bu karşılaşmayı unuttu. Ama etkisi bütün gün sürdü ve anlatılmaz garip bir rahatsızlığa dönüştü. Şimdi iki hafta sonra bu olayı gayet net hatırlıyordu. Hatta rahatsızlığın nedenini bir türlü anlayamadığını da hatırlıyordu. Bütün akşam üzerinde olan huysuzluğun o sabahki karşılaşmayla bağlantılı olduğunu düşünememişti. Ama adam kendini Bilçen'in ova hatırlatmakta hiç gecikmemişti. Ertesi gün Nevski Prospekt'te tekrar karşısına çıkmış, yüzüne garip garip bakmıştı. Vilçeninov lanet okuyup geçmiş, sonradan neden böyle yaptığını merak etmişti. İnsanda nedensiz ve tanımlanamaz bir nefret uyandıran yüzler yok mudur canım? Evet, kesinlikle bu adamla bir yerde karşılaştım, diye mırıldandı düşünceli düşünceli. Karşılaşmadan bir saat sonra. Akşamın ilerleyen saatlerini de keyifsiz ve neşesiz geçirdi. Hatta gece kötü bir rüya gördü. Ama karamsarlığının nedeninin o yaslı adam olduğu aklına bile gelmedi. Oysaki adamı düşünmüş ve o anda o sefil şeyin aklını bu kadar meşgul etmesine çok öfkelenmişti. Sıkıntısının ondan kaynaklandığını bilse bunu çok küçültücü bulurdu. İki gün sonra Nevski vapurlarından birinden inerken kalabalığın içinde karşılaştılar. Bu üçüncü karşılaşmada şapkası tüllü bu adamın kendisini tanıdığına, ve ona doğru hamle yaptığına yemin edebilirdi ama kalabalığın seline kapılıp gitmişti hatta elini uzatmak küstahlığında bulunduğunu bile hayal etti belki de ona adıyla seslenmişti ama Bilcan'ın bunu pek doğru dürüst duymamıştı bu haşalık adam da kim beni tanıyorsa ve çok meraklıysa neden yanıma gelmiyor diye düşündü öfkeyle arabaya binip Simonli manastırına doğru giderken yarım saat sonra her şeyi unutmuş Avukatıyla bağırış çağırış tartışmaya başlamıştı. Ama akşam ve gece iğrenç, inanılmaz bir bunalımın pençesine düştü yine. ''Acaba karaciğer sancısı mı çekiyorum?'' diye düşündü huzursuzlukla, kendini aynada incelerken. Bu üçüncü karşılaşmaydı. Daha sonra arka arkaya beş gün hiç kimseyle karşılaşmadı. Bu aşağılık adamdan eser yoktu ortalıkta. Ama bu şapkası tüllü adam aklından hiç çıkmıyordu. ''Neyim var benim?'' Acaba hasretini mi çekiyorum? Hmm. Onun da Petersburg'da yapılacak çok işi olmalı. Peki kimin yasını tutup şapkasına tül takıyor? Belli ki beni tanıdı ama ben onu tanımıyorum. Neden insanlar tül takarlar? Hiç yakışıyor mu? Yakından görsem tanırım herhalde. İnsanın hatırlamakta zorlandığı, hani dilinin ucuna geliveren bir kelime gibi belli belirsiz bir kıpırdanma oldu hafızasında. Çok iyi bilir de insan, hatta bildiğinin de farkındadır, ne demek olduğunu da bilir, tam dilinin ucundadır ama bütün çabalarına rağmen bir türlü hatırlayamaz. Çok çok uzun zaman önceydi. Şey de canım, hani bir şey vardı. Lanet olasıca neydi o? diye bağırdı öfkeyle. O sefil adam için kendimi küçültmeme değmez. Korkunç öfkelendi. Ama akşam o sabah bu kadar korkunç öfkelendiğini hatırlayınca çok bozuldu. Sanki biri onu utanılacak bir durumda yakalamış gibi hissetti kendini. Şaşkın ve karma karışıktı. Öyleyse bu kadar öfkelenmem için bir neden var. Durup dururken, sırf böyle bir hatırlama yüzünden. Düşüncesi böylece yarım kaldı. Ertesi gün öncekinden daha da sinirliydi. Ama bu kez belli bir temele dayandığını ve bu konuda haklı olduğunu düşünüyordu. Eşi görülmemiş bir küstahlıktı bu. Her şey dördüncü karşılaşma yüzündendi. Şapkası tüllü beyefendi sanki yerden bitmiş gibi yine ortaya çıkıvermişti. Vilcaninov daha önce sözü edilen, yazlığında basmayı düşündüğü avukatla karşılaşmıştı. İş için görmek zorunda olduğu ve aslında pek iyi tanımadığı bu adam Özellikle ortalarda görünmek istemiyor, kendisiyle karşılaşmaktan kaçınıyordu. Vilcaninov sonunda onunla karşılaştığına sevinerek ve uzun zamandır peşinde olduğu bazı şeyleri ağzından kaçırır düşüncesiyle zorlayarak kurnaz ihtiyarı izliyordu. Ama bu kurnaz ihtiyarın da kendine göre niyetleri vardı ve kah gülerek kah sessiz kalarak geçiştiriyordu. İşte tam o ilginç anda Vilcaninov karşı kaldırımda şapkası tüllü adamı gördü durmuş ikisini seyrediyordu. Bu çok açıktı ve sanki onlarla alay ediyor gibiydi. ''Lanet olsun!'' diye bağırarak öfkeyle avukatın yanından ayrıldı Vilcanino ve başarısızlığını da o küstah herifin birden ortaya çıkmasına bağladı. ''Lanet olasıca beni mi gözetliyor?'' ''Evet, belli ki beni izliyor. Belki de onu birisi tutmuştur.'' ''Vay vay vay, benimle dalga geçiyor.'' Ay, onu bir temiz döveceğim. Ne yazık ki yanımda bastonum yok. Şuradan bir baston alayım. Onu bırakmam. Kim bu adam? Kim olduğunu bilmek istiyorum. İşte Bilçeninov'un anlattığımız gibi adam akıllı, üzgün ve sıkıntılı bir halde o restoranda oturması bu dördüncü karşılaşmadan üç gün sonraydı. Gururuna rağmen bunları fark etmemek mümkün değildi. Sonunda bütün koşulları bir araya getirip sıkıntısının, karamsarlığının ve son iki haftadır ısrarla devam eden huzursuzluğunun tamamen bu ciğeri beş para etmez, yaslı adamdan kaynaklandığını anladı. Tamam, evham yapıyor olabilirim, diye düşündü Vilcanino. Belki de pireyi deve yapmaya hazırım. Ama bütün bunların hayalden başka bir şey olmadığını düşünmek kendimi daha iyi hissetmemi sağlamaz ki. Her namussuz, İnsanı bu şekilde rahatsız edecek olsa, vay halimize. O günkü karşılaşmada, yani beşinci, o öyle sarsıldı ki, pirenin deveden de büyük olduğu ortaya çıktı. Adam yine önceki gibi yanından geçti. Ama bu kez ne Vilcaninov'a baktı ne de tanıyormuş gibi davrandı. Tam tersine gözlerini kaçırıp park edilmeden kaçabilmek için telaşlı görünüyordu. Vilcaninov arkasını dönüp avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Hey! Baksanıza!'' Şapkasında tül olan! Saklanmaya çalışmayın! Durun! Kimsiniz siz? Hem soru hem de bağırış tarzı çok anlamsızdı. Ama Bilcan'ın o ancak yaptıktan sonra bunun farkına varabildi. Adam bu bağırtıya döndü baktı. Bir süre için şaşkın şaşkın durdu, gülümsedi. Bir şey söyleyecek ya da yapacak gibiydi ama bir anlık kararsızlıktan sonra döndü ve arkasına bile bakmadan kaçıp gitti o hayretler içinde arkasından baka kaldı. Ya o benimle değil de ben onunla uğraşıyorsam? diye düşündü o Olacağı buydu. Yemeğini bitirince hemen avukatı görmek için yazlığa gitti. Onu bulamadı. Ona beyefendinin o gün gelmeyeceğini, kasabadaki bir yaş günü partisine gittiğini ve sabaha karşı üçten dörtten önce dönmeyeceğini söylediler. Bunu öyle alçaltıcı buldu ki, Hemen öfkeyle ayaklanıp yaş günü partisine gitmeye karar verdi. Yola koyuldu bile. Yolda biraz fazla ileri gittiğini düşününce arabadan indi ve Büyük Tiyatro'nun yolunu tuttu. Biraz harekete ihtiyacı olduğunu hissetti. Ne pahasına olursa olsun uykusuzluğunu yenmeli ve ayaklanan sinirlerini yatıştırmak için o gece deliksiz bir uyku çekmeliydi. Uyumak için de yorulması gerekirdi. Uzunca bir yürüyüşten sonra Saat on buçukta eve geldi. Çok yorulmuştu tabii. Geçen Mart'ta tuttuğu daire bütün kötülemelerine rağmen hiç de o kadar kötü ve utanç verici değildi. Geçici bir süre için tuttuğu ve o lanet olası dava yüzünden Petersburg'da kaldığı bahanesiyle teselli buluyordu. Giriş oldukça karanlık ve pisti ama dairesi ikinci kattaydı. Karanlık bir koridorun böldüğü, biri avluya, öteki caddeye bakan iki kocaman aydınlık odası vardı. Pencereleri avluya bakan odanın hemen bitişiğinde yatak odası olarak düşünülmüş küçük bir oda vardı. Ama Vilcano orayı kağıtlar ve kitaplarla doldurmuştu. Pencereleri caddeye bakan büyük odada yatıyordu. Yatağını kanepede hazırlıyordu. Elden düşme mobilyaları gayet rahattı. Repah günlerinden kalma bazı değerli eşyaları da vardı. Tunç ve porselen heykelcikler büyük ve gerçek buhar ağlıları, hatta iki güzel tablo. Ama her şey karma karışık ve toz içindeydi. Hizmetçisi Pelageya, onu bırakıp tatil için Nogoro'da evine gittiğinden beri hiçbir şey yerli yerine konmamıştı. Pelageya'sından çok memnun olmakla birlikte, onun gibi bekar ve hala beyefendiliğini sürdürmeye çalışan bir adamın yalnız bir kadın hizmetçi çalıştırmasının garipliği bazen Vilcan'ın onu utandırıyordu. Baharda bu daireye taşındığı sırada kız ona yurt dışına giden tanıdık bir aileden gelmişti. Evini düzene sokmuştu. O gidince de bir başkasını bulmakla uğraşmamıştı. Kısa bir süre için bir uşak tutmaya değmezdi. Zaten erkek hizmetkar istemiyordu. Dışarı çıkarken anahtarı kapıcıya bırakıyor, kapıcının kız kardeşi her sabah evi derleyip toplamaya geliyordu. Parasını cebe indirmekten başka bir şey yaptığı yoktu kızın. Hatta Vilcanov onun hırsızlık yaptığından da kuşkulanıyordu. Sonra her şeyi omuz silkti ve evde yalnız kaldığına şükredip oturdu. Ama her şeyin bir sınırı vardı. Bazı kötü anlarında pislik dayanılmaz oluyor, eve döndüğüne pişman bir halde giriyordu odalara. Bu kez güçlükle soyunup kendini yatağa attı. Öfkeyle hiçbir şey düşünmemeye ve ne olursa olsun hemen uyumaya karar verdi. Gariptir ama başı yastığa değer değmez de uyudu. Hemen hemen bir aydır böyle bir şey hiç olmamıştı. Yaklaşık üç saat kadar uyudu ama pek huzurlu bir uyku değildi. Sanki ateşlenmiş gibi garip rüyalar gördü. Rüyasında bir suç işlemiş ve herkesten gizlenmişti. Ama insanlar onu suçlamak için akın akın geliyorlardı. Büyük bir kalabalık toplandığı halde hala gelmeye devam ediyorlardı. Kapı kapanmıyordu artık. Vilcaninov'un ilgisi şimdi hayatta olmayan eski bir arkadaşındaydı. Adam birden çıka gelmişti. Asıl can sıkıcı olan Vilcaninov'un bu adamın kim olduğunu ve adını hatırlamamasıydı. Tek bildiği bir zamanlar onu çok sevdiğiydi. Gelen herkes Vilcaninov'un suçlu olup olmadığı konusunda bu adamın son sözü söylemesini sabırsızlıkla bekliyordu. Ama adam hiç kıpırdamadan masada oturmuş, ağzını bile açmıyordu. Gürültü bir an bile kesilmiyor, genel huzursuzluk gitgide yoğunlaşıyordu. Birdenbire Vilçen'in o, konuşmadığı için adama saldırdı ve bu yaptığından garip bir zevk duydu. Kalbi dehşet ve acıyla titredi ama bu dehşette bile bir zevk vardı. Kızgınlıkla ikinci ve üçüncü kez saldırdı. Artık deliliğe varan ama içinde zevk taşıyan öfke ve dehşetten sarhoş bir halde yumruklarının sayısını bile unuttu. Hiç durmadan vurmaya devam ediyordu her şeyi yıkıp devirmek istiyordu. Birdenbire bir şey oldu. Hepsi korkmaya, bağırmaya başladılar ve bir şey bekliyormuş gibi kapıya döndüler. Tam o anda sanki biri çekip koparırcasına kapı zilini çalıyordu. Wilchenno uyandı. Uykuyla uyanıklık arası bir haldeydi. Paldır küldür yataktan fırladı. O anda birisinin gerçekten zili çaldığından ve bunun rüya olmadığından emindi. Bu kadar açık ve net bir zil sesi rüya olamaz, ama bu zil sesinin gerçekten bir rüya olduğu ortadaydı. Kapıyı açtı, merdiven boşluğuna çıktı, aşağıya baktı. Hiç kimse yoktu. Zil yerinde hareketsiz asılı duruyordu. Şaşkın ama rahatlamış odasına döndü. Bir mum yakarken kapıyı kapattığını ama kilitleyip çengeli takmadığını hatırladı. Eskiden bazen pek gerekli görmediği için gece eve gelince kapıyı kilitlemeyi unuturdu. Pelagia söylenip dururdu. Hole gitti. Kapıyı kapattı, yine açtı. Bir kez daha merdiven boşluğuna baktı ve anahtarı çevirmekle uğraşmayıp çengeli indirdi yalnızca. Saat iki buçuğu vurdu. Demek ki üç saat uyumuştu. Rüyası onu öyle rahatsız etmişti ki tekrar yatmak istemedi. Yarım saat kadar, yani bir sigara içimi süresince odada dolaşmaya karar verdi. Aceleyle giyinip pencereye gitti kalın perdeyi ve beyaz kepengi kaldırdı. Sokak hala aydınlıktı. Petersburg'un aydınlık yaz geceleri hep sinirine dokunurdu zaten. Son zamanlarda uykusuzluğunu da arttırmaya başlamıştı. Bu yüzden iki hafta önce tamamen kapattığı zaman içeriye ışık mıyan perdeler takmıştı. Perdeyi açık bıraktı ve yaktığı mumu masada unutup içindeki ağır ve hastalıklı duyguyla daralmış bir halde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Rüyanın etkisinden hala kurtulamamıştı. O adama el kaldırıp dövebilmenin verdiği sıkıntı daha geçmemişti. Böyle bir adam yok ki. Hiç olmadı. Hepsi rüyaydı. Neden üzülüyorum sanki? Sanki başka derdi yokmuş gibi kesinlikle hastalanmaya hasta bir adam olmaya başladığını düşünüp duruyordu kızarak. Yaşlandığını ve güçsüzleştiğini düşünmek ona çok acı geliyordu kötü anlarında yaşını ve gitgide azalan gücünü sırf kendisini huzursuz hissetmek için daha da abartıyordu. Bayağı yaşlandım, diye mırıldandı. Hafızamı da kaybediyorum. Hayal görüyorum. Rüyalar görüyorum. Ziller çalıyor. Lanet olsun. Böyle rüyaların ateş belirtisi olduğunu deneyimlerimden öğrenmiştim. O şapkası tüllü adamın da rüya olduğundan eminim. Dün çok haklıydım. Ben onu rahatsız ediyorum. O beni değil. Hakkında bir hikaye uydurdum. Şimdi de korkumdan masanın altına saklanıyorum. Peki neden ona aşağılık adam diyorum? Belki de çok saygıdeğer biridir. Yüzü pek güzel değil ama öyle belirgin bir çirkinliği de yok. Herkes gibi giyinmiş. Yalnız gözlerinde bir şey var. İşte yine aynı şey. Yine onu düşünmeye başladım. Gözlerindeki şeyden bana ne canım? Onu düşünmeden edemez miyim ben? Kafasında oluşmaya başlayan düşüncelerin içinde bir tanesi içine dert olmuştu. Bu şapkasında tül olan adamın bir zamanlar onun arkadaşı olduğuna ama şimdi karşılaştıklarında geçmişiyle ilgili büyük bir sırrı bildiği ve böyle düşkün bir durumda gördüğü için kendisine güldüğüne inanıyordu. Biraz gece havası solumak için pencereye gitti ve ve birden tepeden tırnağa örperdi. Sanki inanılmaz, daha önce hiç duyulmamış bir şey oluyordu gözlerinin önünde. Daha pencereyi açmamıştı. Hemen kenara kaçıp köşeye büzüldü. Karşıda, ıssız kaldırımda, yüzü kendi evine dönük duran şapkası tüllü adamı görmüştü. Adam penceresine doğru bakıyordu. Ama onu fark etmediği belliydi. Sanki düşündüğü bir şey varmış gibi merakla evi seyrediyordu. Görünüşe bakılırsa, penine boyuna bir şeyi tartıyor ama karar veremiyordu. Elini kaldırdı, işaret parmağını alnına koydu. Sonunda kararını verdi. Etrafa acele bir bakış attı. Parmak uçlarına basa basa caddeyi geçti. Evet, yaz günleri saat üçlere kadar kilitlenmeyen giriş kapısından içeri girdi. Bana geliyor. Düşüncesi kafasında çaktı Bilçen Nov'un. O da parmak uçlarında aceleyle kapıya gitti. Korkudan uyuşmuş bir halde sessizce durdu. Titriyen sağ elini biraz önce indirdiği çengelin üzerine koydu ve merdivenlerden gelecek ayak seslerini dinlemeye başladı. Kalbi öyle korkunç atıyordu ki, neredeyse yabancının ayak seslerini duyamayacağından korktu. Bunların ne demek olduğunu anlayamıyordu ama on kat daha heyecanlanmıştı. Rüyası gerçeğe dönüşüyor gibiydi. Vilcanino doğuştan cesur bir adamdı. Bazen yanında kimse olmadığında bile sırf kendini beğenmişlikten, tehlike anında cesaret göstermeyi severdi. Oysa şimdi başka bir şeyler daha vardı. Son zamanlarda evhamlı ve sinirli olan adam tamamen değişmişti. Aynı adam değildi artık. Asabi ve sessiz bir kahkaha koyverdi. Kapalı kapının ardında yabancının her hareketini tahmin ediyordu. Heh, şimdi içeri giriyor. Girdi, etrafına bakıyor, ses dinliyor. Soluğunu tutuyor, sessizce çıkıyor. Heh! Kapının kolunu tuttu, çekiyor, açmaya çalışıyor. Kilitli olmadığını sanmıştı. Demek ki bazen açık unuttuğumu biliyor. Yine kolu çekiyor. Acaba Çengel'in kopacağını mı sanıyor? Ayrılmak ne acı. Onu böyle göndermek yazık değil mi? Gerçekten de her şey düşündüğü gibiydi. Birisi kapının öteki tarafında duruyor ve sessizce kilidi yokluyor, kapı kolunu çekiştiriyordu. Kuşkusuz bunu bir amaç için yapıyordu. Vilchan o problemi çözmeye karar vermişti ve neşeyle bu işe koyuldu. Çengeli kaldırmak, kapıyı açmak ve umacıyla yüz yüze gelmek için dayanılmaz bir istek duyuyordu. "Burada ne yapmaya çalışıyorsunuz sayın beyefendi?" böyle de yaptı. Bir anını yakaladı ve çengeli kaldırdı, kapıyı itti. Neredeyse şapkası tüllü adamın üzerine kapaklanı verecekti.